Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yarım kilo kadar pancar yaprağım vardı. Güzelce yıkadım ve saplarını kestim. 3 tane kuru soğanı 3 kaşık zeytinyağında kavurup saplarıyla beraber yine kavurdum. Ve yaprakları üzerine ince ince doğrayıp ilave ettim ve hemen altını kapattım. Böyle yırtık yufkalarım var. Bunlar ev yufkası. Tepsimi yağlayıp yırtık yufkalarımı hemen tepsiye döşedim. Bildiğiniz odun ateşinde yapılan köy yufkası. Sosumu hazırladım. Bunun için 2 bardak süt, 1 yumurta, 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ettim. Ayrıca açıklamalara da yazarım malzemeleri. Lütfen oradan mutlaka okuyun. Ve yorumlara beni nereden takip ettiğinizi yazarsanız da mutlu olurum. Bu yufkaları değerlendirmek de asıl amacım. Ve ben pancar yaprağımın içerisine bir su bardağı kadar da çökelek ilave ettim. Şimdi yufkaların ikinci katını da sosladıktan sonra iç malzememi yerleştiriyorum. Çökeleğim tuzsuzdu. Biraz da tuz ilave ettim. İç malzememi yerleştirdikten sonra kalan iki yufkamı da düşüyorum. Yine sostan gezdiriyorum üzerine. Ve tekrar kalan iç malzememi yayıyorum. Üzerine de kalan yufkamı. Sofrada yemekte yemek zor oluyor bu kırık yufkaları. Bu şekilde bir kahvaltı böreğim oldu. İkindi çayı böreğim oldu. Bizler çok beğendik. Üstüne misafir denk geldi ve o da çok beğendi. Şimdi fırından çıkan 180 derecede pişirdiğim böreğimi üzerine biraz nemlenmesi için, o çıtırlığını kaybetmesi için su serptim ve sofra örtüsüyle örttüm, dilimledim. Bakın, altı da üstü de çok güzel kızardı. Katları da çok güzel oldu. Toplamda 4 yufka kullandığımı düşünüyorum. Çünkü parçalı olduğu için sayı veremiyorum. Bu arada yorumlarsanız ve bana geri dönüş yaparsanız, sizler nasıl yapıyorsunuz yazarsanız çok memnun olurum. Hepimize şimdilik afiyet olsun. Hoşça ve dostluklar.